Sayın Sayıştay'ın da bilgilendirdiği gibi Zonguldak'ımızda maalesef kaçak uçakların, Rövanş sahadaki biraz da kaçak uçaklarımızın fazlalaştığını kendileri söylemişler. Bizler de bunu her konuda, her zaman, her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Niye kaçak uçaklar fazlalaşıyor? Zonguldak'ımızda TTK'dan başka her zaman konuştuğumuz gibi Ereğli Demir Çelik Fabrikası'ndan başka çalışacak bir fabrikamız vesairemiz yok. Ve çocuklarımız, kardeşlerimiz çocuklarına bakmak için, evdeki eşine çocuğuna bakmak için mutlaka para getirmek zorunda. Bu para getirmenin şeysi de az bir de kaçak ocak dediğimiz yer, tabir ettiğimiz yerlerde çalışmak mecburiyetine kalıyor arkadaşlarımız. Biz de diyoruz ki tabii kaçak ocak olmasın. İnsanlarımız, canlarımız yok olmasın. Pisi pisine canımız gitmesin diye şey yapıyoruz ama maalesef Zonguldak'ımızın acı gerçeklerinden bir tanesi. Ama Sayın Valimiz bu konuda hakikaten geldiği günden beri dirayetli, bazı şeylerin üzerine gitmeye çalışıyor. Ama inşallah dediğimiz gibi Vali Bey de başarılı olur. Ama dediğimiz gibi bu en kısa yoldan bunun çözümü işsiz kardeşlerimizi istihdam sağlayarak bir yerlerde işe sokarak bunun önüne varabilecek bir tek şey amaç bu. Bundan sonra Rödemans sağladı. Kendi Rödemans içerisinde sigortalı vesaire iş güvenliğine kaydelerine uygun şekilde çalışacaklardır. Biz bu konuda her zaman için genel merkez sendikası olarak kendilerine destek veririz. Ne isterlerse yapmaya çalışırız. Biz de bu konuda hakikaten Sayın Valimiz de bizden şey isterse, yardım isterse bizler de yardımcı olmaya çalışırız.
Emniyet güçlerimiz yardım isterse bizler de yardımcı olmaya çalışırız. Ve kaçak ocaklarını da bir an önce tabii ki kapatılarak rödavansı dediğimiz iş güvenliğine, iş hukukuna ücretini verebilecek kapasitede çalışmaya başlarlarsa bizler her konuda yardımcı olmaya çalışacağız kendilerine. Sayıştay'ın Türkiye Taş Kömür Kurumu için hazırladığı 2017 denetim raporunda son 3 yılda 840 kaçak maden ocağı tespit edildi. İşte görmüş olduğunuz bu tarz kaçak maden ocaklarında 1992-2017 yılları arasında 129 işçi hayatını kaybetti.